Evet, sıcak su döküyoruz domateslerin kabuklarını daha iyi soyabilmek için. Şimdi domatesin kabuğunu soyuyoruz. Bu şekilde. Evet, daha sonra domateslerimizi kesiyoruz. Sıcak su ekliyoruz. Fasulyelerimizi haşlayacağız. Domatesle pişirmeden önce. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5-10-15 dakika pişene kadar böyle sıcak suda haşlıyoruz. Bu hemen hemen tamam olmuş. Şöyle daha çatal batıyor. Evet, bu şu an hazır. Dibini söndürüp suyunu süzeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Suyunu süzüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi yağ ekliyoruz. Yeteri kadar. Yağın kızarmasını bekleyeceğiz. Çok fazla yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kadar. Evet, önce patlıcanlarımızı ekliyoruz. İlk patlıcanlar daha geç pişiyor. Patlıcanlarımız biraz kızardı. Biber ekliyoruz. Şimdi biberlerle birlikte iyice pişmesini bekliyoruz. Biberlerimiz yeterince pişti. Şimdi taze fasulyemizi ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir süre bunu da kızartacağız yağda. Ondan sonra domatesimizi ekleyeceğiz. Domatesimizi ekliyoruz. İstediğimiz ölçüde, istediğimiz kadar domates ekliyoruz arkadaşlar. Suyu görüyorsunuz. Buradaki su hemen hemen bitene kadar pişireceğiz. Evet, şimdi pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika sonraki hali şöyle. Pişmeye yakın tuzunu atıyoruz. Böyle yeteri kadar. Çok aşırı cıvık bir şekilde bunu pişirmiyoruz. Böyle biraz diri kalması lazım. Tuzdan sonra biraz daha pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Türlümüz şu an pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi konservelere dolduracağız. Önce dibini kapatıyoruz. Evet, dibini kapattık. Şimdi doldurmaya başlıyoruz. Evet, doldurduk. Kapağını kapatıyoruz sıkıca. Sonra da ters bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Konservelerimiz dolduruldu arkadaşlar. Bakın şu şekilde gözüküyor. Taze fasulyeli. Bu şekilde doldurduk. Şimdi doldurduktan bir gün sonra Kapaklarını tekrar kontrol edin. Gevşek olan kapaklar olabilir. Onları tekrar sıkın. Ondan sonra bir beze örtün arkadaşlar. Bu şekilde. Yaklaşık 3-4 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Daha güzel. Bir de doldururken şişelere sıcak olarak doldurun. Daha iyi muhafaza olur. Vakum özelliği kazanır. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.